Hepinize, herkese merhabalar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. Sevgili, değerli, güzel yürekli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şu anda İzmir'deyiz arkadaşlar. Kış ayında... Hemen hemen yaklaşık 45 güne yakın köyde kaldık. Köyde kaldığımız süre içerisinde de köydeki günlük yaptığımız işleri, vlogları, işte akrabalarla geçirdiğimiz günleri, annemle geçirdiğimiz günleri video çekerek sizlerle paylaştık. Değerli, güzel yürekli izleyicilerim. Köyden İzmir'e geldik, eve geldik. Kevser'le Özlem, kızlarımız bize bir sürpriz hazırlamış. Tabii biz böyle önce şaşkın olduk, şaşırdık. Ne diyeceğimizi bilemedik ve bu sürprizden ben memnun kalmadım. Yani beğenmedim arkadaşlar. Yani bana... Yani benim zevkime göre değil. İnşallah şimdi birlikte nasıl bir sürpriz yaptılar bize. Merhaba Ülker'in Dünyası kanalı izleyicileri. Bugün benimle berabersiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Özlem. Annemle babam şu anda köye gittiler. Annemle babam köyden dönmeden ablamla dedik ki annemle babama sürpriz yapalım. Eskiyen banyomuzu yenileme kararı aldık. Yeni banyomuzun maddiyat kısmını ablam karşılayacak. Ben ise çizimini yapacağım. Bayağı bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Değişikliğe öncelikle şu an görmüş olduğunuz havlu peni buradan kaldırıp farklı bir yere almakla başlayacağım. Hemen yanımda ise şofbeni görüyorsunuz. Bu şofben eski bir şofben ve şu anda herhangi bir işlevi yok. Tamamen fazlalık olarak bu duvarda monte şekilde durmakta. Bunu buradan kaldırıp yerine dolap eklemek istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi boydan boya bir bangomuz var. Hemen altında çamaşır makinesi için yer yapılmıştı. Çamaşır makinesi oraya yerleşik şekildeydi. Annemin en önem verdiği şey az önce görmüş olduğunuz bangoydu. Hemen üst tarafında yine küçücük dolaplar var ve bu dolaplara maalesef ki eşya sığdırmakta çok zorlanıyorduk. Bu yüzden özellikle dolabı yükselterek ve şofbenin olduğu tarafa daha fazla dolap ekleyerek düzenlemeyi düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi çamaşır makinesinin üzerine konulan bango annem için en önemli unsur. Çünkü genişliğinden dolayı annem bu bangoyu çekmek istiyor. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz gibi artık duşakabinimiz dökülmeye başlamıştı ve gerçekten çok kötü bir haldeydi. Sürgüsü ve mıknatısları maalesef bozulmuştu. Gördüğünüz gibi fayansların araları açılmaya başlamıştı. Fayans aralarımız su sızdırmaya başlamıştı. Havalandırmamız çok eskiydi yine aynı şekilde. Ve açma kapama yeri bozulmuştu. Banyomuz için yenilenme vakti aslında çoktan gelmişti ve geçiyordu. Klozete geldiğimizde onun da artık değişmeye tabii ki çok büyük ihtiyacı vardı. Gördüğünüz gibi banyo dolaplarımız tutacak yerlerinden çıkmıştı. Artık çok eskiydi yani. Gerçekten çok büyük bir değişime ihtiyaç vardı banyomuzda. Ve biz de ablamla birlikte artık baştan başa banyoyu değiştirmeye karar verdik. Tadilatı sokalım dedik. Ve bu sayede annemler köyden döndükten sonra yepyeni banyoyla karşılaşsınlar istedik. Çizimini çok özenerek yapacağım. Umarım ailem de beğenir. Annemler de köyden döndükten sonra hoşlarına gider. Ve hem kullanışlı hem güzel bir banyo estetik açıdan elde etmiş oluruz. Kız
Kısaca özetlemem gerekirse, öncelikle havlu pini kapının arka tarafına aldırmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz fayansın olduğu iç tarafa nişekletmek istiyorum. Klozeti kaldırtmak istiyorum. Duşakabini cam şekilde yeniletmeyi düşünüyorum. Kapıdan içeriye girdiğimizde tamam hızlı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi fayanslar söküldü ve ne kadar özensiz, ne kadar kötü şekilde döşendiğini görüyorsunuz şu anda. Yakın çekim alıyorum. Bakın tamamen baştan sağma bir şekilde döşenmiş. Hiç özenilmemiş. Söküldükten sonra bunu daha net şekilde görebiliyoruz zaten. Şu anda güzel bir şekilde sıvımız da yapıldı. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve sıvımız bittikten sonra üzerine fayanslarımız yerleştirilmeye başlanacak. Fayanslar döşendikten sonra banyomuzun bitmiş halini de sizlere çekip göstereceğim Allah'ın izniyle. Evet, hepinize merhaba Ülker'in Dünyası izleyicileri. Gördüğünüz gibi annemler köyden dönmeden tadilatımızı bitirdik ve şimdi size banyomuzu gezdirmek istiyorum. Yeni banyomuzu. Yapılan değişikliklere bir göz atalım. Hatırlarsanız burada bir şofbenimiz vardı. Doğalgaz gelmeden önce şofben takılıydı ve artık işlevsizdi. Onun yerine dolap yaptırdık. Öncelikle dolabın kulplu olmasını istemedim. Anneme soracak olursanız kesinlikle kulplu olmasını tercih ederdi ama ben değişiklik yapmak istedim ve bu şekilde bas aç şeklinde bir dolap yaptırdık. Hem temizlik açısından daha kolay olması için gördüğünüz gibi bu şekilde aşağıda da kulpsuz dolaplarımız var. Tekrardan göstereyim size. İçine gizli bir çekmece yaptırdık. Buraya kirlilerimizi atmayı istiyoruz. Düşünüyoruz. Tekrar kapatıyorum. Ve geldik bangomuza. Bu bangomuzun tekrardan eski sisteme göre olmasını istedik. Sadece şu şekilde önemli bir değişiklik yaptık. Abdest alınmasının kolaylaşması için bu bangoyu 10 santim kadar daha aşağıya indirdik ve su taşmaması için buraya bir çıkıntı yaptırdık. 10 santim aşağıya indirdiğimiz için buraya da tabii ki fayans ekletmek durumunda kaldık. Dolabın yukarı tarafına hemen taçlı bir sistem yaptırdık ve oraya spot bir lamba koydurttuk. Gördüğünüz gibi estetik açıdan hoş olması için. Duşakabinin içini gösterecek olursam, gördüğünüz gibi havalandırma kısmı daha aşağıdaydı ve duş sistemi yerleştirilemiyordu. Bu yüzden havalandırmayı üste aldırtarak duş sisteminin yerleşmesini kolayca sağlamış olduk. Hemen karşı tarafta duşun içine girince farklı renk fayans bizi karşılıyor. Ahşap renginde tercih ettim. Ve onun içine yine duvardan 10 santim içeride bir niş eklettirdik. Şampuanlarımızı ve duş jellerimizi koyalım diye ekstra böyle güzel bir görüntü açısından da hoş bir hava oldu niş. Şu şekilde duşakabinimiz canlı. Onu da gösterdim size. Hatırlarsanız klozetimiz eskiden dayanmıyordu duvara. Ama şu anda artık duvara sıfır şekilde yerleşmiş bulunuyor. Ve yapılan büyük önemli değişikliklerden bir tanesi de hemen kapının yanında olan havlu pini kapının arkasına aldırdım. Ve şu anda çirkin bir görüntüden kurtarmış oldum banyoyu.
Genel itibariyle tekrar gösterecek olursam size uzaktan şekilde bu şekilde güzel, hoş bir banyo elde etmiş olduk. Annemler gelmeden hepinize iyi günler diliyorum. Ülker'in Dünyası izleyicileri, izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen siz de yorumlara şahsi fikrinizi bırakırsanız çok memnun olurum. Bakalım annem babam gelince beğenecekler mi? Şaşıracaklar. Hiç beklemiyorlardı çünkü böyle bir şeyi. İnşallah beğenirler. Hakikaten yapılması gerekiyordu. Bir türlü fırsat bulamamıştık. Bir türlü denk gelmemişti. Ama tamamen bu bize sürpriz oldu. Keşke azıcık haberim olsaydı daha farklı olabilirdi dedim. Yani ben bir kere kulpsuz dolap hiç sevmem. Sevmiyorum. Yani bana böyle bomboş gibi geliyor. Yani değişik geliyor. İşte herkesin zevki, zevkler tartışılmaz diyorlar ya. Yani böyle basıyorsun, açılmasını bekliyorsun. Bana göre değil. Ben tez canlıyım. Hemen tutacağım, asılacağım yani. Neyse tabii ki de renksiz, beyaz, her yer bembeyaz. Bana kalsaydı mavi, yeşil falan yaptırırdım. Çok seviyorum o renkleri. Ya biraz renkli olsun isterdim. Neyse yani onlar da genç. Tabii burası bizim ortak kullandığımız alan. En azından dolabın kapaklarının kulpları olsaydı dedim. Neyse Allah'tan bangoyu yaptırmışlar. Yani orada lavabonun olduğu yeri, abdest alınan yeri işte. İyi ki o bangoyu kaldırttırıp daha bir modern taş koydurmamışlar. Çünkü ben öyle hiç sevmiyorum. Süs olsun, güzel olsun, şık olsun diye de böyle bir şey zaten yaptırtmazdım. Gerekli olduğu için yapıldı banyo kesinlikle. Yani bir daha lüks olsun, daha bir görünüm güzel olsun, şık olsun diye değil. Kesinlikle dökülüyordu artık. Hakikaten çok geç bile kalınmıştı. Hemen hemen 20 yıldan fazla oldu. Zaten kızlar bunun da çekimini yapmışlar. Özlem çekim yapmış. Bu tadilatın maddiyetini Kevser karşılamış. Çizimini Özlem çizmiş. Renkte ikisi karar vermiş kızların. Neyse inşallah güle güle kullanırız. Artık uzun yıllar biz onun eskidiğini belki göremeyiz. Daha sonra da ne olacağını Rabbim bilir. Ben hakikaten kulpsuz dolap hiç sevmiyorum. Hiç beğenmem yani ne olursa olsun. Bangoya gelince de bangoda böyle bango gibi mutfak bangosu gibi olmasa, tezgah olmasaydı hiçbir şekilde o şekilde kullanamazdık. Çünkü böyle abdest alırken her yer ıslanıyor. O tezgahın oraya konma nedeni de o zaten. Yani şık olmasından öte bir eşyanın kullanımı yani kullanışlı olması daha önemli benim için. Bizim evde koltuk olsun, halı olsun, herhangi bir tadilat iş olsun eskimedikten sonra yapılmaz moda diye ya da artık bu rengi çirkin. Hani zamanında alırız renk severiz daha sonra hoşumuza gitmez yeni bir renkler modalar çıkar. Böyle şeyler için eşya değişmez, tadilat olmaz. Kesinlikle eskicek, artık kullanılmayacak hale gelir ondan sonra. Yani kızlarım da böyleler sağ olsunlar. Yani anne işte artık çok eskidiydi. Biz de hani senin çok sevinirsin. İşte siz de köve ev yaptırıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Bizim için her şeyi yaptınız. Biz de size böyle bir güzellik yapalım demiş yavrularım. Sağ olsunlar, ikisinden de Allah razı olsun. Güzel, Allah herkese hayırlı evlat versin. Benimkiler de içinde. Hakikaten benim kızlarım gibi saygılı böyle evlat versin Rabbim herkese. Merhametli,
İkisi de çok merhametli. Sadece işte kulpsuz, bir de böyle renkte beğenmedim. Hani girdiğim zaman bembeyaz, bomboş gibi, kulpsuz. Bir de böyle kullanışı daha pratik değil. Bastıracaksın, açılacak, açılmasını bekleyeceksin falan gibi. Beklenmiyor gerçi de. Bana galiba hani bir şey sevmezseniz daha da çirkin gelir ya, öyle geliyor herhalde. Tuttun mu pat diye asılınacak. Öyle işte arkadaşlar. İşte böyle kızlarım da bize hazırlamış. Hepinize selamlar olsun, sevgiler olsun, saygılar olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ezan da okunuyor bu ara. Allah ezanımızı susturmasın inşallah. Amin ya Rabbim diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.